أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه Alemlerin Rabbına, yaratan, yaşatan ve yöneten, ezelde ve ebedde var olan sonsuz kudret sahibi, bizlere sayısız nimetler ikram eden Halik-i Dülcelal vel Kemal Fetekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü fenalar, nihayetsiz şükürler olsun. İki cihanın serveri İmamul Harameyn, Resulü Thekaleyn, Ceddül Hasan vel Hüseyin, Ebel Kasım Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salatü selam, tahiyyatül ikram ve her türlü ihtiram olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kullarından eylesin. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin. Rızasını kazanacak bir hayat yaşamaya muvaffak eylesin. Son nefeste iman ve şehadet üzere teslimi ruh etmeyi nasip eylesin diyelim ve sözlerimize bir misalle başlayalım. Cenab-ı Hak bizlere ihlasla, rızasınca hüsnü ifade, hepimize de dinlediklerimizden istifade nasip eylesin. Denilir ki, misal bu ya, bir deve yavrusuyla aralarında şöyle konuşur. Yavrusu sorarmış. Baba demiş, bizim kipriklerimiz niye diğer hayvanlardan daha farklı? Baba deve cevap verir. Çünkü biz çöl ortamında kum fırtınalarına karşı gözlerimizin muhafazası için kipriklerimiz böyle yaratılmış. Peki bizim diğer hayvanlardan farklı bir su depomuz var. Bu depoyla beraber belki haftalarca susuz kalabiliyoruz. Çünkü çölde su içebilecek olduğun çeşmeydi, dinlenme tesisleriydi. Yok yavrum, Allah bizi öyle yarattı. Çölün bir ucundan öteki ucuna gidene kadar su ihtiyacımızı depomuzdan karşılayalım. Peki ayaklarımız niye böyle baba? Çünkü kumda, çölde başka türlü batarsın, rahat yürüyemezsin. Çöl ortamında en muazzam, muntazam ayak bizim ayağımız. Peki bizim omuzumuz niye böyle? Ötemiz niye öyle, berimiz niye böyle soruları artırıyor. Babası da her defasında çünkü biz çöl hayvanıyız. Çölde bize lazım olduğu için yaratılışımız çöle uygun anlatıyor. Çocuğu en sonunda yavru deve diyor ki, peki baba madem biz bu söylediklerinin hepsini Allah bize çöl ikliminde yaşamamız için verdi. Bizim hayvanat bahçesinde ne işimiz var o zaman? Yani Allah bizi hayvanat bahçesi için yaratmamış. Bütün bu ayakları, kiprikleri, sırtımızı, depoyu, hörgücümüzü Cenab-ı Hak bize çöl için verdi diyorsun da bizim burada ne işimiz var? Onların hayvanat bahçesinde ne işi var bilmem de benim şimdi soracak olduğum soruya bugün cevap arayacağız inşallah. Mevla buyurdu ki: وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Ey Müslümanlar! İnanıyorsanız dünya üzerinde en üstün sizsiniz diyor Allah. Allah öyle diyor mu? Haşa. Mevla Teala'nın sözünde bir yanlışlık olabilir mi, bir eksiklik? İnanıyorsanız en üstün sizsiniz Allah diyor. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ayetinde de izzet Allah'ındır, peygamberinindir ve iman eden müminler de azizdir diyor Allah. Aziz ne demek? Üstün demek, güçlü demek, kuvvetli demek, söz sahibi demek. Dünya üzerinde varlığı birilerini korkutan, mutlak galibiyet sahibi olan, hutbelerden hocalar hutbeye başlarken ne diye hitap ediyor siz cemaate? Aziz müminler. Bak, müminler azizmiş demek ki. Ama bu sadece hutbede bir hitap unsuru olmamalıydı. Siz müminler azizsiniz diyor Allah. Yeryüzünde en üstün sizsiniz diyor Allah. Allah size yardım ederse فَلَا غَالِبَ لَكُمْ size galip gelecek kimdir diyor Allah. Artırabiliriz. Kur'an'da bunun benzeri çok ayetler var. Nur suresinde de وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْكُمْ Allah'ın vaadi var, sözü var. İman edip salih amel işleyen müminler لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ Allah sizi yeryüzünde halife yapacak. Yeryüzünde iktidar sahibi yapacak. Yeryüzünde sizin kılıcınız kesecek. En güçlü siz olacaksınız. Allah'ın sözü var diyor. Kemesteklefellezine min kabli. Evvelkilere Allah bu iktidarı verdi mi? Söz size de vereceğim dediği halde Allah sözünden cayar mı? Peki o zaman biz bugünün müminleri olarak Allah'ın vaadi ortadayken, Allah size yardım ederse size galip gelecek kimse yok dediği halde, iman edenler azizdirler, üstündürler dediği halde, eğer inanıyorsanız üstün sizsiniz dediği halde, bugün ümmet niye bu halde? Niye bu haldeyiz? Yani Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği müminler, bugün dünya üzerindeki olmamız gereken yer, Kur'an'ın tarif ettiği yer mi? Aziz miyiz, zelil miyiz? Üstün müyüz, galip miyiz, mağlup muyuz? Ne halimiz var? 2 milyar Müslüman, 10 milyon Yahudinin karşısındaki durumumuz hepinizin malum. O zaman mesele hamaset yapmak değil, demagoji yapmak değil, konuşmak değil. Bugüne kadar çok konuştuk. Hep konuştuk, başka bir şey yaptığımız yok zaten. Ama meselenin aslını, esasını anlamadıktan sonra ne kadar konuşursak konuşalım. Hani şöyle 10 tane bidonu üst üste koyalım, 10 tane bidon. Sonra en alttaki bidonu çekersek ne olur? O kalan 9 tane darmadağın olur mu? 9 tane kendi başına bir varlık ifade eder mi? Aynı eskisi gibi ayakta kalabilirler mi? Bak, o en alttakini aldıklarında 9 tanesinin hükmü kalmadığı gibi, işte bugün 2 milyarız ama en altımızda bizi biz yapan değeri aldılar altımızdan, onun için bir varlık gösteremiyoruz ya. Nedir o bizi biz yapan değer? Çok şey söylemeyeceğim. Tek bir şey üzerinde konuşacağız bugün inşallah. Bizden neyi aldılar ve bizim neyimiz eksik? Biz niye bugün bu haldeyiz? Niye biliyor musunuz? Bizden şuurumuzu aldılar. Şuursuz bir millet haline getirdiler bizi. Şuursuz. Yani tabiri caizse hastaya hani böyle ameliyat öncesinde narkoz verilir ya, o narkoz aldıktan sonra bayılmadan ya da ameliyattan sonra ayılma aşamasında nasıldır? Gözleri açık gibidir ama görmez. Aklı başında değildir. Baygın değil, uyanık değil. İkisi arasında. İşte o narkozun yaptığı etki neyse, o bizden alınan şuur bizi bu hale getirdi işte. Şuur. Şuur derken neyi anlamak lazım? Şuurumuzu aldılar derken bizden eksilen ne oldu? Bizi biz yapan bir takım değerlere bilincimiz, şuurumuz kapandı. O şuurlar olması gerektiği gibi evvelce ecdadımız, peygamber, sahabe ve sonrasındaki o atalarımızı ayakta diri tutan işte o şuur idi. O şuur olmayınca şuursuz, rotası belli olmayan gemi gibi denizde bir öteye bir beriye. 7 tane madde konuşacağız inşallah. Hangi şuurdan bahsediyoruz? Müslüman Kur'an ifadesiyle "Efela teş'urun" diyor bak Allah. Şuurunuz yok mu? Yani mümin şuurlu insandır demek istiyor Allah. Neyin şuuru? Bir, varlık şuurunu kaybettik biz. Varlık şuurumuzu. Ne demek? Bizim bu dünyada bir varlık sebebimiz var değil mi? Niye var olduk biz? Bizi var eden, bizi yaratan, bizi yaşatan bir asırlık, 100 yıllık bir hayat hikayesi olan bizim bu hayattaki varlık gayemiz nedir? Sebepsiz mi yaratıldık? Boşuna mı yaratıldık? Yemek, içmek, eğlenmek için, hayvanlar gibi bir hayat yaşamak için mi yaratıldık? Ya bu varlığımızın bir gayesi, bir amacı yok mu? Bu varlık şuurunu bizden aldılar. Sanki hiçbir gaye, hiçbir amaç için yaratılmadın. Şuursuzca yemek, içmek, şehvi arzularını tatmin etmek, efendim işte sana vaat edilen, takdir edilen ömrü bir yerlerde tüketmek. Bunun için yaratılmadığını, varlığının bir gayesi, bir amacı, bir hedefi, bir ideali olduğunu anlamaya başladığında uyanıyorsun demektir. Bu bir. Yani ben istediğim gibi yaşayabilir miyim? Bu hayat benim hayatım mı? Bana takdir edilen bu ömürde ben istediğimi yapabilir miyim? Niye var oldum ya? Niye yaratıldım ben? Beni yaratan benden ne istiyor? Bu soruların cevabını bulmak lazım. 2. Kulluk bilinci. Niçin yaratıldığını bildin mi? Boşuna yaratılmadın. Bunca alemi Allah iş olsun diye, oyun eğlence olsun diye yaratmadı. Allah boş iş yapmaktan münezzehtir. Sırf seni, hadi bakalım işte o kadar hayvan var, aralarında bir de sen de onlar gibi bir hayat yaşayasın diye seni yaratmadı. Melekleri insana haşa hayvan gibi bir hayat yaşasınlar diye secde ettirmedi. Seni kendine muhatap kabul ederek sana halifem dediyse Allah sana bir görev yüklemiş. Senden bir şeyler beklenmiş demektir. İşte buna kulluk şuuru bilinci diyoruz. Beni kul olmam için yaratan Allah, yarattığı bu gayeye uygun sorumluluklarım var, görevlerim var, ödevim var. Ben başıboş bırakılmadım, kendi haline terk edilmedim. Attığım adımdan, aldığım nefesten, yaptığım her işten sorumluyum çünkü ben kulum. Kulluğunun idrakinde, şuurunda oldun mu? Seni yokluktan varlık alemine çıkartan bir kudretin sahibini bildin, tanıdın mı? Artık bundan sonra hayat öylesine yaşayabilecek olduğun bir hayat olamaz artık. Sahabenin cahiliye döneminde hayatlarına İslam girmeden, İman etmeden, şuursuz yaşadıkları dönemde nasıl bir hayat yaşıyorlardı? Adı üzerinde cahiliye dönemi diyoruz değil mi? Peki iman ettikten, yani şuurlandıktan sonra nasıl bir hayat yaşadılar? Kulluk bilinciyle. Ya Rab, hayatın gayesi sen beni kendine kul olmam, rızanı kazanabilecek işlerle meşgul olmam, yani yaşadığım müddetçe seni razı, hoşnut, memnun etmek. Benim görevim bu. Kulluğun manası bu. Yaratan Allah'ı razı etmek. Onun rızasını kazanmak. Sahabe iman ettiklerinden sonra Efendimiz'e en çok neyi sorarlardı? Ne yapalım ki Allah bizden razı olsun, değil mi? Yaratanı razı etmek üzerine bina edilen bir hayatın adıdır kulluk. Hem Allah'a kul olduğunu iddia edeceksin, hem de kulun olduğunu söylediğin Allah'ın rızasını gözetmeyeceksin. Kulluk yapmayacaksın. Kulluktan uzak bir hayat yaşayacaksın. İşte bu şuursuzluğun delaleti alameti. Şuurlu mümin, ben Rabbimin kulu isem, hayatın gayesi Rabbi razı etmek ise, hani Çinli sonradan Müslüman olan bir Muhammed'in hikayesi anlatılır. Burada belki vaktiyle anlatmıştık. Hepsine girmeyeceğim ama tek bir şey söyleyeceğim. Yeni iman etmiş Çinli 3-5 arkadaş bir araya geliyorlar. Onların hidayetine sebep olan İstanbul'da Doğu Türkistan asıllı bir Müslüman onları topluyor, beraber Umre'ye gidiyorlar. Umre'deyken yaşadıklarını anlatıyor hatıratında Doğu Türkistanlı Müslüman. Yeni mümin olmuşlar Çinli. Daha belki bir haftalık 15 günlük iman etmemişler. Çinli adı Muhammed olan da çok değişik haller var diyor. Konu uzun, girmeyeceğim. Bir gün diyor beraber Harem-i Şerif'ten otele giderken bana sordu. O büyük zemzem tavırlar var ya, Kabe'yi gölgede bırakan efendim Arapların otelleri diyelim. O otellerin altlarında dükkanlar var değil mi? Soruyor bizim Çinli Muhammed. Acaba diyor benim memlekette ürettiğim ürünler bu Mekke pazarında, bu coğrafyada satılır mı? Hemen sordum diyor merakla, sen ne iş yapardın? Ben dedi Çin'de büyük fabrikaları olan bir adamım, zenginim dedi. Ne fabrikam var? İçki fabrikam var dedi. İçki fabrikaları olan yeni iman etmiş bir Müslüman. Soruyor bana diyor Mekke'de buralarda acaba bizim ürünlerden, hani benim ürettiğim, altında benim firmamın imzası olan bir ürün var mı buralarda? Yeni Müslüman olmuş adama diyor ne diyeceğim? İnandığın dine göre senin yaptığın iş haram, kazancın haram. Ya vazgeçerse böyle din mi olur? Fabrika sahibi adam, içimden bir an korktum diyor, diyeyim mi demeyeyim mi? Dedim hidayet Allah'tandır ya. Ben hakikati söylemekle memurum. Dedim bak Muhammed, inandığımız bu din var ya, iman ettiğin Allah var ya, inandığın bu Kur'an var ya, senin yaptığın işi yasaklıyor çünkü içki haram. Bir an dondu diyor. Şöyle bir 5-10 saniye, 10 saniyenin ardından bana dediği ilk cümle, yakınlarda bir yerde telefon kulübesi var mı? Ne olacak? Telefon açmam lazım dedi. En yakın telefon kulübesine gittik, telefon açıyor. Çince bildiğim için diyor anlıyorum, kardeşiyle konuşuyor. Telefonun diğer ucunda Çin'deki kardeşine diyor ki, yarından itibaren fabrikaları kapatıyorsun dedi. Kardeşi de oradan diyor ona ki, deli misin nesin sen ya, aklını mı yedin? Ne diyor? Bu fabrikanın sahibi bensen diyor, emrediyorum fabrikaları kapatacaksın. Niye? İnandığım dinin Allah'ı bana bu işin haram olduğunu söylüyor çünkü. Kulluk bilinci olursa nasıl olurmuş? Yeni iman etmiş ama bizim gibi dilinin ucunda söylememiş. Allah'a kulluk için yaratıldığı, onu razı etmesi gereken bir hayat yaşadığı bilinci, şuuru, isterse fabrikalar değil, dünyanın anahtarı sende olsun, Allah o anahtarı senden istediğinde vereceksin. Kulluk şuuru bunu gerektirir. Sahabe de öyle yaptılar mı? İnandıktan sonra Allah Resulü Aleyhisselam için anne babalarını terk ettiler, ailelerinden vazgeçtiler, işlerinden, paralarından, yerlerinden, yurtlarından, yeri geldi canlarından. Çünkü kulluk gerektiğinde malını, canını, sahip olduğun her şeyi Rabbin rızası için feda etmeni gerektiriyorsa feda edeceksin. Kulluk bilinci. Bak bu bilinci bize kaybettirdiler. Bu şuuru elimizden aldılar. En iyi, en şuurlu zannettiğimiz Müslümana şöyle bir tarafta dünya çıkarı menfaati olsa, öteki tarafta da Allah'ın emri rızası olsa, herkes kendine sorsun. Milyar doları şöyle gözünün önüne koysalar, milyar dolar. Karşılığında sana deseler ki bugün cumayı kılmayacaksın. Ya çok da 3 cuma hakkım var, bu cumayı kılmasam 1 milyar dolar demeyecek olanlarımızı işte kulluk şuur noktasında elhamdülillah. Şuurlu Müslüman bu. Konuşacak çok mevzu var dedik ya, 2 tane şuur dedik. Varlık şuurunda, kulluk şuurunda. Bir 3. şuur, bizden alınan, kaybettiğimiz değerleri konuşuyoruz ya. Ümmet bugün niye bu halde? Çünkü şuurumuz yok. Şuursuz Müslümanlarız. Vatan şuurumuzu da aldılar. Vatan. Vatan şuurunda, vatan ne demek diye sorulduğunda, uğruna gerekirse can feda edilecek anadır diyecek evlatlar yetişmiyor artık, değil mi? Bayrak, hani şairin ifadesiyle, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğruna ölen varsa vatandır. Demek ki vatan uğruna ölünebilecek, uğruna feda-i can edilebilecek bir kavrammış. Vatan, hubbul vatan minel iman, peygamber ifadesiyle iman alametidir vatan sevgisi, vatan şuuru. Vatanı, devleti olmayanın dini, imanı yoktur. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor. Yani vatansız dininizi, imanınızı yaşayamazsınız. İşte İspanya, vatan elden gittikten sonra bak o topraklarda Müslüman kalmadı. Rusya'da, Türkiye Cumhuriyetlerde devletleri olmadığı, Rus'un esareti altında yaşadıkları dönemlerde ne din kaldı ne iman kaldı, değil mi? Dininizi vatansız yaşayamazsınız. Onun için anneler, babalar gözlerinden sakındırdıkları fidan gibi evlatlarını cephede şehit verdiklerinde onca acılarına rağmen söyledikleri tek bir cümle var, değil mi? Vatan sağ olsun. Ama bu vatan sağ olsun diyen annelerin, babaların sayıları azalıyor. Vatanın ne demek olduğunu bilmeyecek, vatanın kıymetini anlamayacak şuursuz insanlar haline getirildik. Nerede o cepheye mermi taşırken kucağındaki, kondaktaki yavrusuyla yağmurun altında bebeğin üzerindeki kıyafeti alıp mermi ıslanmasın diye çocuğunu ölüme terk eden annelerin vatan sevgisiyle bugünkü vatansız anne babaların kıyasını nasıl yapacağız ya? Niye böyle yaptın diye sorulduğunda çok da benim evladım yağmurun altında ıslansa ölür. Ama bu mermilere bir şey gelirse, cephedeki Mehmetçik mermisiz kalırsa vatan elden gider. Vatana benim 1000 tane evladım fedadır anlayışında anneler, babalar vardı, değil mi? O vatana düşman ayağı değmesin diye, o vatan üzerinde bayrak dalgalansın diye, o vatan üzerinde minarelerde ezanlar susmasın diye 253 bin sadece Çanakkale'de 15 ila 23 yaş arasında, bunlar ecdat diyoruz ya, bunlar baba değil, dede değil, çocuk ya, evlilik görmemişler. 15'inde 16'sında vatan işte onlardan bize emanet. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı derken Akif, işte o toprağın altında burayı sana vatan bırakanların kanları üzerinde yürüdüğünü unutma. Bu vatan öyle 3 kuruşa 5 kuruşa alınmadı. Kanla alındı. Bunun bedeli ancak kanla ödenir. Onun için dedem Abdülhamid'den Filistin'de toprak isteyen İsrail Yahudisine, o toprakları biz kanla aldık, siz de ancak bizden kanla alabilirsiniz dedi. Vatan kıymeti, vatan şuuru. Bir diğer mevzu, vakit dar ama mevzu çok önemli. Kaybettiğimiz şuur üzerinde konuşuyoruz ya, varlık şuurunu kaybettik, kulluk şuurunu kaybettik, vatan şuurunu kaybettik. Başka ne şuurumuzu kaybettik? Tarih şuurumuzu da kaybettik, değil mi? Tarih şuuru bir milletin olmazsa olmazıdır ya. Bir milleti ayakta tutan tarihi şuurudur. Ama bugün ümmet olarak ve özelde de maalesef toplum olarak tarihi bağları kesik, tarihi şuuru olmayan bir toplum haline geldik değil mi? Tarihinden haberi olmayan, geçmişinden, mazisinden bir haber. Ya sen kimsin, necisin, nereden geldin, ecdadın, atan, baban, deden kimdi? Bir zamanlar tarih yazan bir ecdadın nesli torunları. Ama ecdadından haberi yok değil mi? Tanımıyor. Oysa ecdadı beş para etmeyen, tarihin her safhasında geçmişleri karanlıkla dolu olan, batıya git, onlar çocuklarına medeniyetlerini, tarihlerini, geçmişlerini öğretiyorlar, unutturmuyorlar. Japon ilkokul çağında çocuğunu alıyor, Hiroşima'ya, Nagasaki'ye getiriyor. Vaktiyle burada senin dedene Amerika'nın attığı bombanın izleri hala burada, geçmişini unutma diye yetiştiriyor. Yunan çocuklarına hala efendim büyük Bizans İmparatorluğu'nun efendim Konstantinopol'un hayaliyle, mefkuresiyle yetiştiriyor değil mi? Bir ideali var ve çocuğuna diyor ki gelecekte İstanbul yine Bizans'ın olacak. Yahudi çocuğuna diyor ki küçük yaştaki internette seyrediyorsunuz değil mi? İlkokul çağındaki çocukların eline silahlar vererek, silahlarla eğitim yaptırarak İdealin, hedefin, gayen nedir diye sorulduğunda Yahudi çocuklar ne diyorlar? Büyük İsrail devletini kurmak idealimizdir diyorlar değil mi? Yahudi çocuğunun bir ideali var. Çünkü maziden kopuk yaşamıyor. Tarihi şuurla, bilinçle yaşıyor. Peki senin benim evladımızın, tarih yazan bir milletin, neslinin, torunlarının derdi, gayesi ne? Amacı ne? İdeali ne? Mefkuresi ne? Ne için yaşıyor? Tarihinden haberi var mı? Maziden haberi olan var mı? Bırak haberi olmayı. Dünya üzerinde tarihine yabancı ikinci bir nesil, ikinci bir millet bizim gibi bulamazsınız. Yunan tarihinden iftihar eder. Yunan, Fransız tarihi, Cezayir'de kaç milyon insanı katletmiş Fransa'dan bahsediyorum. Tarihin her safhasında medeniyetle daha yeni tanışmış olan Fransız'ın nesli tarihiyle iftihar eder. Ama maalesef dünyada tarihinden utanan, hem de şanlı tarihinden utanan tek bir millet var, o da biz. Çünkü tarihi senin tarih sahnesinden sildiğin insanlar sana öğrettiler. Tarihle irtibatımızı kopardılar. Tarihi şuuru olmayan, ecdadına yabancı. Bugün Çin'e gidin, dünyanın en zor yazısı Çincedir değil mi? Şekiller neydi belli olmayan bir takım semboller harf yerine geçiyor onlarda. Kaç asırdır bu alfabeyi kullanıyorlar? Çin'de Mao denilen zalim devrim yaptı değil mi? Kanlı devrim. Alfabeye dokundu mu? Bugün Çinli 500 sene önceki tarihini okuyabilir mi? Okur. Dünyanın en zor dillerinden biri İbranice'dir. Bugün Yahudi çocuğu tarihin belki milattan önceki dönemine ait eserlerini eline versen okuyabilir mi? Okur. Yunan'ın çocuğunun eline tarih kitaplarını versen okuyabilir mi? Okur. Peki tarihi en şanlı bir milletin torunlarına bugün tarihin kitaplarını, 100 sene öncesinin eserlerini, dedenin yaptıklarını oku desem okuyabilir mi? Anlatabildim mi? Tarihi şuurumuzu nasıl ortadan kaldırdılar? Şuursuz bir millet, bir nesil haline nasıl geldik? Sanki 100 sene öncesinde ağaç kovuğundan çıkmış, mazisi olmayan bir milletmişiz gibi birileri hep bize böyle okuttular, öğrettiler değil mi? Onun için anne babalar çocuklarınıza önce insanlık tarihinin başlangıcı Adem Aleyhisselam'ı öğretecek. Sonra İslam tarihinin başlangıcı Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını öğretecek. Sonra senin ırkının, kavminin, atanın, ecdadının tarihini Malazgirt'te başlayan Alparslan'la, efendim Osman Gazi ile, Ertuğrul Gazi ile, Fatih Sultan Muhammed Han'la, Sultan Abdülhamid Han'la, Selahaddin Eyyubi ile bir tarihi mirasını nesline, evladına öğretmek mecburiyetindesin. Geçmişini unutan insanların gelecekte söz sahibi olmaları mümkün değildir. Tarih demişken, tarihi hafızalarımızın ne kadar zayıf olduğunu anlamak ve biraz da bir güncel meseleden bahsetmek adına. Tarih 1492. Ne oldu? İspanya'da yaşayan Yahudilere kıyım uygulandı. Soykırım. Ve oradan göç etmek zorunda bırakıldılar, değil mi? 1492 İspanya Yahudilerine orada hayat hakkı tanımadılar. Göç etmek zorunda kalan Yahudiler nereye gittiler? Dünyada onlara kucak açan, çünkü o zaman mazlum idiler. Ve biz her zaman mazlumun yanında olan bir milletiz. Bizim inancımızda mazlumun dini sorgulanmaz. Yahudi de zulme uğruyorsa, ona zulmeden isterse Müslüman olsun zalim, biz zalimin karşısında mazlumun yanında yer alırız. Bizim şiarımız bu. Ecdat da öyle yaptı, değil mi? Mazlum Yahudilere o zaman topraklarından buyurun dediler. Bizim gök kubbemiz altında size de yer var. Burada kalabilir, burada yaşayabilirsiniz. Dünya Yahudileri kovarken onlara benim ecdadım yurtlarını açtılar. Yer verdiler, iş verdiler, ekonomik, siyaset derken palazlandılar, güçlendiler, çoğaldılar. Sonra ne oldu? Sonra çıktı benim dedem Abdülhamid'in karşısına 1897 Theodor Herzl adındaki Siyonist ne dedi? Toprak istiyoruz dedi. Kendimize ait toprağımız, devletimiz olsun dedi. Abdülhamid ne dedi? Bu toprakları biz kanla aldık. Az önce söyledik ya. Kovdu değil mi sarayından? Sen kovarsın da Yahudi, hani akrep suya düşmüş, boğulurken kurbağa şöyle yaklaşmış. Yalvarıyor kurbağaya, ne olur diyor, beni kurtar. Ya seni kurtaracağım ama diyor, sen akrepsin. Ya beni sokarsan, ya beni ölümden kurtaracaksın diyor. Sokar mıyım? İyi, sokmayacaksan diyor, alıyor sırtına. Tam böyle kıyıya yaklaşırken akrep diyor kuyruğunu bir kaldırdı. Kurbağa da bıraktı. Niye bıraktın? Kuyruğunu dedi, ya bu benim alışkanlığım dedi. Korkma, sana zarar vermem dedi. Peki kurbağa tekrar aldı akrebi. Suyun karşısına, karaya geçtiler. Akrep inerken kuyruğunu soktu. Kurbağanın sırtından atladı. Kurbağa kıvranıyor. Akrep dedi, yaptığın oldu mu? Ben senin hayatını kurtardım dedi ya. Sense beni öldürüyorsun, zehirliyorsun. Ne dedi akrep? Kurbağa kardeş kusura bakma dedi, benim cibilliyetim bu. Cibilliyeti bozuk olan insanlara siz yuvalarınızı, yerinizi, yurdunuzu açarsınız. Ama vakti geldiğinde size karşı nankörlük etmeye başlarlar, değil mi? Devam edeceğim konuyu ama 1947'de diyor, İsrailliler gemilerle Filistin limanına yaklaştıklarında gemilerin güvertesinde şöyle yazılıydı. Almanlar, Batılılar bize hayat hakkı tanımadılar. Anne babalarımızı, imkanlarımızı ellerimizden aldılar. Ey Filistin halkı, siz bari umudumuzu elimizden almayın diye pankartlara yazmışlar gemilerde. Ve o umudumuzu elimizden almayın diye Filistin limanına sığınan İsrail Yahudileri 47-2023 aradan 75 sene geçti, değil mi? 75 senenin sonunda nereye geldik? O toprakların %88'i İsrail işgali altında. Filistinler şimdi onlara, yani bizi burada umutsuz, umudu geçtik. Elektrik yok, su yok, hava yok, gıda yok, ilaç yok ve başlarından aşağı, çünkü cibilliyetleri bozuk. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Kur'an ayeti değil mi? Lu'inellezine keferu min beni İsrail. Bu İsrailoğullarına Allah lanetledi diyor Kur'an'da. Allah bir kavmi lanetlemişse lanetli bir kavimden siz hayır bekleyebilir misiniz ya? Ey iman edenler diyor Allah. Letecidennas. Leticidenne eşeddennaz. İnsanlar içerisinde size en şiddetli düşman kimdir? El Yahud. Allah diyor, bak Allah. Ey müminler, bu dünya üzerindeki insanların size en çok düşman olanı bu Yahudilerdir. Siz Allah'ın sözünü dinlemezseniz la tettehizul yahude ven nasara evliya. Ya bu Yahudi Hristiyanları dost edinmeyin. Bunlara bu kadar yanaşmayın. Aranıza mesafe koyun. Ba'duhum evliya'u ba'd. Bunlar ancak birbirinin dostudur diyor Allah. Ve men yetevellehu minhum. Ama sizden kim onları dost bilirse, İsrail'le süreci iyi götürmek lazım, onlarla anlaşmak lazım, dostluk kurmak lazım derse diyor Allah ayetin devamında. Fehuve minhum. O da onlardandır. Sonra Allah zalimleri hidayete erdirmez diyor ayet. Dostunu, düşmanını tanıyamayacak, tarihi şuurunu kaybeden bir ümmet olduk değil mi? Dedem Abdülhamid'den 1897'de istediği devleti alamayan, hem de Kudüs topraklarında istiyor, ha, Filistin'i istiyor. Sonra ne yaptılar? Bunların işi gücü kargaşa. Kur'an anlatıyor değil mi? Dün söyledik. Kur'an'ın ilk suresi Fatiha'dan sonra Bakara. 40 küsur sayfa. 40 sayfasını Allah bu İsrailoğullarından bahsediyor bize değil mi? Çeviriyorsun, neredeyse 10 sayfede 20 sayfede bir Cenab-ı Hak yine İsrailoğullarını gündemimize taşıyor. Bunları tanıyın, çünkü bunlar dünyanın, insanlığın ve Müslümanlığın başının belasıdır. Geçmişte peygamber katlettiler mi? Allah öyle diyor Kur'an'da. Bunlar peygamber katili bir nesil diyor ya. Yusuf Aleyhisselam'a kardeşleri dedik değil mi burada? Kimdi onlar? Beni İsrail. Ya kardeşini kuyuya atan bir nesilden siz ne bekliyorsunuz? Kendilerini özel yaratılmış, Allah'ın yarattığı insan nesli biziz, bizim dışımızda kalanlar insan değil, onlar da hayvanın bir türüdür diye kendilerinden olmayanı dışarıdan bile Yahudilik dinine kabul etmeyen bu ırkçı kafa, hani sen tavuk kesiyorsun ya, sen tavuk keserken tavuğa acıyor musun? Bunlar da Müslüman öldürürken tavuk keser gibi ibadet telakkisiyle bunu yapıyor. Allah zaten bunları bize hizmet için yarattı. Adamların inancı bu, akidesi bu, amentüsü bu. Onun için Allah bu Yahudileri iyi tanıyalım diye bize anlatıyor. Ne etti benim dedeme? 1897-1908. Bu arada geçen yıllarda Osmanlı topraklarında fitne, kargaşa, isyan, kaos ortamı oluşturdular mı? Dedem Abdülhamid, o Osmanlı'nın ölü dendiği, hasta dendiği zamanda 36 sene tahta kalıp bir karış toprak vermeyen dedemden bahsediyorum. Ama o Abdülhamid'i ne yaptılar? Müslümanlara şeriat düşmanı diye tanıttılar. İslam'a, şeriata mesafeli olanlara da bu size hayat hakkı tanımayacak dediler. Milliyetçi, ırkçı, duygusal yönü ağır olanlara da ya bu vatan hainidir diye. Bir bakıyorsun bir tarafta dinciler, bir tarafta dinsiz seküler, bir tarafta milliyetçiler, bunların hepsini Abdülhamid'e düşman ettiler ya. Abdülhamid'e düşman olmayan o günün zamanında Mehmet Akif düşman, efendim sen söyle Said Nursi düşman, daha ötesini saymaya gerek var mı? Bütün bunları bile kendine düşman ettirdi. Kim? Yahudi. Benim peygamberim hayattayken Ensar ve Muhacir'in arasında savaş çıkartan, Efendimizin vefatından sonra Ali ile Muaviye arasında on binlerce sahabenin şehit olmasına, kanının akıtılmasına sebep kim? Bu Yahudiler işte. O Yahudiler ne yaptılar? Abdülhamit'i uzatmayalım, 1908'de tahttan indirdiler değil mi? Cunta aracılığı ile ve bu işi de Müslüman halkın onayını alarak yaptılar. Niye yaptılar? Çünkü zaman sonra 1. Dünya Savaşı'nı çıkartmak vardı hedeflerinde. 1. Dünya Savaşı'nı niye çıkarttılar? Çünkü onların İsrail devletini kurma idealleri var adamların. İsrail devletini kurmaları için de Osmanlı'nın yıkılması lazım. Çünkü Osmanlı İsrail devleti için bir tehdit, bir engel. 1. Dünya Savaşı'nı bunun için çıkarttılar ve Osmanlı ile alakası olmadığı halde hani gemiye Osmanlı bayrağı asaraktan, efendim kurşun sıktıraraktan bizi savaşa mecbur hale getirdiler. Abdülhamit Han tahtta olsaydı zindandan ne diyor? Yanlış yapıyorsunuz diyor. 1. Dünya Savaşı'na biz niye giriyoruz? Bu bizi ilgilendiren bir savaş değil. Ama birileri Osmanlı'yı 1. Dünya Savaşı'na soktular. Netice ne oldu? İstanbul payitahttan yönetilen koca Devlet-i Aliye-i Osmaniye'yi 50 küsür devlete, devletçiye ayırdılar değil mi? Bölük pörçük ettiler. 50 küsür devlet çıkardılar. Bir ümmetten, bir devletten. Hilafeti kaldırdılar. Çünkü hilafet onlara engeldi. Saltanatı lağvettiler. Şeriatı kaldırdılar. Seni sen yapan değerlerle arana hep engel koydular. Hep yasakladılar. Hep kaldırdılar. Sonuç, 1948'e gelindiğinde İsrail devletini kurdular ve sana o devleti kabul ettirdiler değil mi? Yetmedi, bak daha önemli bir şey söyleyeyim. Dedik ya, tarihi şuurumuz maalesef yok, zayıf diye. 1. Dünya Savaşı sonrasında Abdülhamit'i tahttan indirdikten, bu dediklerimizi bir şekilde yaptıktan, başardıktan sonra başka bir şey daha yaptılar. Ne yaptılar? Devlet-i Aliye-i Osmanlı hanedanlığına ait kim varsa Osmanlı topraklarının dışına sürgüne gönderdiler değil mi? Abdülhamid'in hanımı Şefika Sultan, kızı Ayşe ve bunun gibi nice Osmanlı'ya bu toprakları sana vatan bırakan babalarımızın, atalarımızın sülalesini, o hanedana ait olanları bu topraklardan sürgün ettiler. Nereye gönderdiler? Afrika'ya göndermediler. Orta Doğu'ya da göndermediler. Batı'ya, Avrupa'ya gönderdiler. Yıl 1952. Devrin Başbakanı Menderes. Tarih konuşuyorum. Derdim siyaset değil. Vallahi siyaset değil. Billahi siyaset değil. Fransa'ya resmi bir görüş, ziyaret için giden Başbakan Menderes. Büyükelçiye diyor ki, bizim burada diyor bildiğim kadar Osmanlı hanedanına ait birileri sürgün. Onlardan haberin var mı? Türk Büyükelçisi'ne diyor. Haberim yok diyor. Sana yarına kadar müsaade, bulamazsan seni görevden alırım. Ertesi gün Büyükelçi diyor ki, buldum efendim diyor. Adreslerini veriyor. Menderes gidiyor o adrese. Kim var orada? Paris'te bir lokantanın bulaşıkhanesinde yaşlı 80 yaşında Şefika Sultan, 60 yaşında Ayşe Sultan, Abdülhamit'in hanımıyla kızı. Ağlayarak, ana diyor ver elini öpeyim, geç kaldım, hakkını helal et. Şaşırıyor Şefika Sultan, sen kimsin diyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanıyım diyor. Konuşma uzun. Türkiye'ye döndüğünde Cumhurbaşkanı'na diyor ki, ben ataları, annesi, babası Fransa'da bulaşıkhanede çalışan bir devletin başbakanı olmaktan zül addederim. Derhal onlar buraya gelecek. Devrin Cumhurbaşkanı olmaz diyor. Getiremeyiz diyor. Cunta var diyor. Bunları buradan sürgün gönderenlere biz hesap veremeyiz. O kudrette değiliz. İyi sen bilirsin diyor. Ertesi gün istifa mektubu. Anneleri, babaları Fransa'da, Paris'te gavurun bulaşıkhanesinde çalışan bir ülkenin başbakanı olmaktan utanç duyuyorum, istifamın kabulüne diye. Ondan sonra mecbur kalınıyor. 52'den sonra Abdülhamid'in hanımıyla kızını Türkiye'ye getiriyorlar. Suçları ne? 25 milyon kilometre kare bu toprakları, Osmanlı Devleti'nin topraklarını, şu an üzerinde yaşadığın Anadolu dediğin toprakları sana kim emanet etti? İşte buradan sürgüne gönderdiğin Abdülhamid'in atalarının yerinde yurdunda yaşayacak ama o ecdada düşman olacak bir tarih şuurunda yetiştirdiler bugünün neslini maalesef. Konuşacak çok mevzu var dedik, daha 4 madde. 3 madde daha var. Müslümanda olması gereken şuur ve bizden alınan şuur nedir? Cihat şuuru değil mi? Cihat. Ben şimdi size sorsam, yılların Müslümanısınız. Yıllardır camiye sohbete geliyorsunuz değil mi? Yıllardır cami kürsülerinden size cihat kaç defa anlatıldı? Ben sorsam desem ki, "Aa Kur'an, inanmayan eve gittiğinde baksın. Şu Kur'an'da namazdan bahseden ayetleri, oruçtan bahseden ayetleri, haçtan, zekattan bahseden ayetleri alt alta koyun, toplayın. Bunların toplamı kadar Kur'an'da cihattan bahseden ayet var mı? Kur'an'da domuz etinin haramlığından, faizin haramlığından, içkinin haramlığından, kumarın haramlığından, kadının tesettüründen bahseden ayetleri toplayın. Cihattan bahseden ayetlerin vallahi yarısı kadar yok." Hal böyleyken Allah Kur'an'ın da ibadetlerden daha çok bu konuya, haramlardan daha çok bu konuya yer verdiği bu kitapta niye bu ümmete cihat anlatılmadı yıllardır? Anlatıldıysa, eğer yanlışım varsa söyleyin. Anlatıldı da biz mi dinlemedik? Bizim mi haberimiz yok? Niye anlatılmadı? Çünkü bir yabancının dediği gibi bu Müslümanlar cihat şuuruyla yaşadıkları dönemlerde bizim topraklarımıza at üstünde fetih için gelirlerdi. Ama cihadı unuttuklarında ellerinde kazma kürek bizim topraklarımıza işçi olarak gelmeye başladılar. Niye anlatılmadı bize cihat, anlıyor musun? Çünkü sende cihat şuuru olursa dedenin bıraktığı yerden Avusturya'ya, Macaristan'a, Avrupa'ya, Viyana kapılarına, oradan bıraktığı yerden devam edersin. Ama birilerinin işine gelmediği için namazdan bahset. Düşmana zarar vermeyen, bugün ümmetin 2 milyarı aynı anda başını secdeye koysa İsrail rahatsız olur mu bundan? Yarın 2 milyar Müslüman söz birliği yapsak, nafile oruca niyet etsek, 2 milyar oruç tutsak İsrail rahatsız olur mu bundan? 2 milyar Müslüman bu sene Arafat'ta bir araya gelsek İsrail rahatsız olur mu? İsrail neden rahatsız olur? Cihadın anlatılması rahatsız eder mi onu? Niye anlatılmadı cihat bize? Anlayabildik mi? Allah Resulü buyurdu ki, siz cihada devam ettiğiniz müddetçe dünya üzerinde aziz ümmet olacak. Ama kılıcınızı bıraktığınız zaman da zillete düçar olacaksınız dedi. Bugün ümmetin içinde bulunduğu durum neyin neticesiymiş? Cihadı hayatından çıkartan bir ümmet olduk ya. Gündemimizde cihat yok. Sahabe soruyor, ya Resulallah, hani gün gelir biz cihad edecek karşımızda bir düşman bulamazsak ne yapalım ya Resulallah? Bak, cihat hayatının gayesi sahabe için. Çünkü öyle bir peygambere iman ettiler ki, ben size sorsam peygamberin hayatını 3 kelimeyle özetleyin. Ne anlatırsınız bana? Peygamber ve sahabenin hayatını 3 kelime, 3, dördüncüsü yok. İman, hicret, cihat. Peygamberin hayatı bu 3 kelimenin özetidir. İman, hicret ve cihat. Sahabenin de hayatı bu minval üzere. Ama bizim hayatımızda cihat yok. Öyle bir gündem yok. Öyle bir dert yok. Sahabe soruyor, ne yapalım o zaman ya Resulallah? Efendimiz ne diyor? Kudüs'e gidin diyor o zaman. Kudüs'e. 14 asır önce sahabeye diyor ki, cihad edecek düşman bulamazsanız Kudüs'e gidin. Çünkü Kudüs'te cihat kıyamet sabahına kadar devam edecek diyor. Allah Resulü Aleyhisselam diyor bak, Kudüs'te cihat hiç durmayacak, kıyamet sabahına kadar devam edecek. Ne demek istiyor Allah Resulü Aleyhisselam? Müslümanlar, Kudüs her daim gündeminizde olsun. Sizin için en kıymetli 3 tane şehir desem neyi sayarsınız bana? Mekke, Medine, herhalde Trabzon demezsiniz değil mi? Ne dersiniz? Kudüs. 3 tane mescit sayın desem neyi sayarsınız? Kabe, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa. Peki bu 3 beldenin ve 3 mescidin bize verdiği mesaj nedir? Mekke eşittir Kur'an, Medine eşittir sünnet, Kudüs eşittir cihat demektir. Yani Kur'ansız, sünnetsiz ve cihatsız bir hayat Müslüman için düşünülemez. Onun için cihat şuurumuzu aldılar. Bak cihat, o cihadın neticesinde şehadet arzusu, şehitlik şuuru, şehit olmak diye bir dert yok Müslümanlarda ya. Hatta şehadet korkusu var insanlarda. Allah'ım bize şehitlik nasip et diye dua ettiğinde amin demeye korkan bir cemaat. Allah Resulü diyor, öyle zaman gelecek ki bu ümmet üzerine, sineklerin diyor yemeğe üşüştüğü gibi düşman kafir sizin üzerinize üşüşecek. Sahabe diyor ya Resulallah, o zaman da sayımız az mı? Bilakis diyor, tarihin en kalabalık döneminde yaşayacak Müslümanlar. O zaman niye ya Resulallah, nasıl olur bu? Ya biz 40 kişiyken Mekke devletine meydan okuduk ya. 313 kişiyken Bedir'de zafer kazandık. 10.000 kişiyken Mekke'nin fethini gerçekleştirdik. 3.000 kişiyle Mu'te'de Bizans'ı dize getirdik. 2 milyar alemi İslam, ama düşmanların, çok affediyorum, şamar oğlanı olmuş. Gelen vuruyor, geçen vuruyor. Niçin? Efendimiz diyor ki çünkü o zamanın Müslümanlarında bir hastalık olacak. Ne hastalığı ya Resulallah? Vehn hastalığı diyor. Vehn. Vemel vehn ya Resulallah, soruyor sahabe. Efendimiz diyor ki hubbu dünya ve kerahiyetül mevt. Vehn nedir? Dünyaya aşırı tutkunluk, dünya sevgisi, ölüm korkusu diyor. Yani cihat dendiği zaman, şehitlik dendiği zaman dükkanı aklına gelecek, evi aklına gelecek, bankadaki paralar aklına gelecek, biriktirdiği serveti aklına gelecek, kapıda yeni aldığı son model arabalar aklına gelecek. Tevbe suresinde öyle diyor ya Allah, 24. ayet, metnini okumayayım. Habibim diyor, de ki ümmetine, babalarınız, evlatlarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, soyun, sopun, ırkın, kavmin, sülalen, mallarınız, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, içinde zevkle, keyifle oturduğunuz evleriniz, yani sizin dünyanızın tamamı. Ehabbe ileyküm minallah ve Resul. Eğer ki size Allah'tan daha sevgili, peygamberden daha sevgili, bak nokta koymuyor Allah, virgül ve devam ediyor. Ve cihadin fi sebili. Allah yolunda cihad etmekten de bunları daha üstün tutarsanız feterabbesu hatta ye'tiyallahu bi emri, Allah belanızı verecek, bekleyin diyor. Tevbe 24. Allah bugün ümmetin belasını niye vermiş? Çünkü derdiniz, derdimiz hanım, çocuk, eş, ırk, kavim, Türklük, Kürtlük, para, arsa, iş, daire, bütün bunları öncelediniz. Allah diye, peygamber diye, cihat diye bir derdiniz yok. Allah da belanızı veriyor. Evet, daha konuşacak bir iki şuurumuz, asıl meseleye daha girmedik. Bugün Filistin'i konuşacaktık güya. Ama o da kalsın bir dahana inşallah. Allah bize şuur versin. Amin. Bak başka bir şeye dua etmiyorum. Allah bize şuur versin. Amin. Varlık sebebimizi, kulluk şuurumuzu, tarih şuurumuzu, yaşadığımız şu vatanın şuurunu, cihat şuurunu, Allah yolunda şehit olmanın bilincini, şuurunu Allah bize ikram eylesin, nasip eylesin. Filistin'de yaşanan bu mezalime Rabbim tez zamanda kendi katından göndereceği yardımlarla dur desin, oradaki Müslümanlara imdad eylesin. Allah bizi onların yardımına vesile eylesin. Başta İsrail Yahudileri olmak üzere Allah bütün zalimleri kahru perişan eylesin. Rızaninle El Fatiha.